Sevgili arkadaşlarım, tekrar merhaba. Şimdi de sizinle yaratıcı düşüncenin önünü nasıl açabiliriz? Bununla ilgili bilerek ya da bilmeyerek hayatımıza nasıl engeller koyuyoruz? Ve bu konuda nasıl bir gelişim kaydedebiliriz? Bu konularda biraz sohbet edeceğim, bu konularda konuşacağım. Aslında sevgili arkadaşlar, herkesin farklı seviyelerde yaratıcı düşünce yeteneğine sahip olduğunu biliyoruz. Sadece kimilerimiz hayatındaki farklı durumlar, belki de şanslar sayesinde bunlara biraz daha yakın, kimilerimiz de biraz daha uzak. Peki biz şimdi konuştuğumuz konu bunları nasıl geliştirebileceğimiz konusunda biraz sohbet edelim. Şimdi ilk başta yaratıcı olduğunuza inanmanız gerekiyor. Zaten şu anda bu videoyla ve benimle yüz yüzeyseniz demek ki yaratıcı bir kişisiniz. En azından yaratıcılığa ilgili olan bir kişisiniz ki gelip bu konularda kendinizi geliştirmek için belirli bir sistemin içine girmişsiniz, belirli bir başarı elde etmişsiniz, bir sırada yerinizi almışsınız. Bu çok önemli. İlk başta lütfen eğer varsa ki ben öyle bir zihninizde öyle bir soru olduğunu düşünmüyorum. Yaratıcı olmadığınıza konusunda bir inancınız varsa lütfen bunu kaldırıp çöpe atın. Çünkü siz yaratıcı bir kişiliksiniz ve bu yaratıcılığınızı geliştirmek için de bir yola girmişsiniz ve bu konuda çaba sarf ediyorsunuz. Yani yaratıcılığı bir nevi zihninizde engelleyecek, bunu bloke edecek etmenlerden kurtulun. Biz buna bir nevi zihnin özgürleşmesi diyoruz. Ve çağlar boyu bütün baktığımız zaman medeniyetin gelişimine bu zihnin özgürleşmesi kavramını çok ilginç şekilde edebiyatta, bilimde, sanatta, felsefede ortaya çıktığını görürüz. O yüzden lütfen ilk kuralımız şu, zihninizi özgür kılın. Tabii hepinizin aklında şu sorular ortaya çıkıyordur eminim. Şu sorular uçuşuyordur beyninizde. Ya hocam nasıl özgür olayım? Özgür olacak şansım yok ki. Baksanıza çevreme, işte yaşadığım ortama baksanıza, ailemin durumuna baksanıza, işte bir sürü bahane söyleyebilirsiniz. Arkadaşlar, yalnız olduğunuz zaman ve bir nevi bir konuya odaklandığınız zaman elinize çok basit bir yaratıcılık aracı, bir kalem aldığınız zaman ve bir şeye konsantre olduğunuz zaman dünyanın en özgür kişisisiniz. Arkadaşlar, bu konuda çok sevdiğim bir örnek, harika bir film vardır. Adı Esaretin Bedeli. Andy ve Red isimli iki mahkum aslında parmaklıkların ardında kurdukları bir dünya var. Aslında bu film bu dünyayı anlatır. Andy Dufresne genç ve başarılı bir bankerdir. Karısını ve karısının sevgilisini öldürmek suçundan yargılanır ve ömür boyu hapis cezasına çarptırılmıştır. Shawshank hapishanesinde dayak, işkence, tecavüz, her türlü durum yaşanmaktadır. Fecaat bir durum. Fakat Andy bu hapishanenin müdürüyle çok yakın bir ilişki kurar ve onun hesaplarını tutmaya başlar ki müdürün de çok karanlık işleri vardır. Ve bu yakınlık sonrasında yazarak farklı yerlere kütüphaneleri için kitap toplamaya başlar. Plaklar da toplar. Aslında bu Esaretin Bedeli de Stephen King'in bir romanından uyarlamadır. Bu arada eğer seyretmeyeniniz varsa seyretmenizi öğütlerim. Çok çok güzel bir filmdir. Esas anlatacağım konu, bu filmde çok ilginç bir sahne vardır ve bu sahnede Andy gelen kitapları ve plakları düzenler, bunları kayıt altına alır, envanterini tutar, çok ciddi bir kütüphane yaratır o hapishanede. Ve bu aşamada
plakları karıştırırken bir long play bulur ve Figaro'nun düğünü operasından bir bölümü, plağı koyar ve onu çalmaya başlar. Ve müzik onu başka bir yere götürür ve bunu tüm hapishaneyle paylaşmak ister. Odasının kapısını kilitler ve bu harikulade aryayı tüm hapishaneye dinletir. Hoparlörlerden tüm hapishaneye dinletir. Tabi hemen olay olur, müdür kapıya gelir, kapıyı aç vesaire diye bağırır, çağırır. Bu sana son uyarım der ve Andy daha da müziğin sesini yükseltir. Anlatıcının ağzından dinlediğimiz kadarıyla tüm hapishane bir anlığına özgürleşir. O İtalyan kadının ne dediğini hiç anlamıyorduk ama hepimiz güzelliğin farkındaydık der. Anlatıcı filmdeki Morgan Freeman. Ve kalbinde yaşatır aslında tüm o duyguları, bütün insanları. Bir nevi bütün insanları o güzellik çevresinde özgürleştirir Andy. Sonra Nemo olur, kapı kırılır, Andy alınır ve bir hücreye atılır. Zaten hepsi hapishanede. Hücre hapsi de fecaat bir durum. Kapalı, küçücük bir böyle tabut gibi bir yer neredeyse atılıyor mahkum. Ve ışık bile görmüyor. Orada günlerini geçiriyor. Çıkınca da böyle bir nevi geçici bir körlük yaşıyor aslında. Hapisten çıktıktan sonra arkadaşlarının yanına geldiği zaman perişan halde tabii. Arkadaşları sorar, ne yaptın içeride diye. O da müzik dinledim der. Nasıl, hapishanede müzik yoktu ki derler. Ve müzik buradaydı der. Yani aslında kendi benliğinizde, kendi kalbinizde, kendi zihninizde yarattığınız ne varsa gerçek odur arkadaşlarım. O yüzden zihnin özgürleşmesi kavramını lütfen siz de biraz daha araştırmaya çalışın. Bir insan kendi kendine o zihnini özgürleştirebilir. Çok farklı noktalarda, farklı noktalardan farklı noktalara varabilir. İşte sanat da, tasarım da bunun en güzel örneklerinden biridir. İsterseniz gelin şimdi şu Andy Dufresne'in bahsettiğim bölümüne bir göz atalım. Andy?
Andy? I have no idea to this day what those two Italian ladies were singing about. Truth is, I don't want to know. Some things are best left unsaid. I like to think they were singing about something so beautiful it can't be expressed in words and makes your heart ache because of it. I tell you, those voices soared higher and farther than anybody in a great place dares to dream. It was like some beautiful bird flapped into our drab little cage and made those walls dissolve away. And for the briefest of moments, every last man at Shawshank felt free. It pissed the warden off something awful. Open the door. Open it up! Dufresne, open this door! Turn that off! I am warning you, Dufresne, turn that off!